Ve veda zamanı. Şimdi size bugün bir İzmir hikayesi anlatacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Nergis'in hikayesi. Bilir misiniz Nergis Çiçeği'nin hikayesini? Nergis hep bana İzmir'i hatırlatır. Adı neden Nergis'tir? Kulağınızda vardır eminim ki böyle bir hikaye. Mitolojik bir hikayedir bu. Yunan tanrılarıyla falan ilişkilendirilen. Adını aldığı yakışıklılığı dillere destan olan Narkissos'un hikayesi. Çok mağrur bir Narkissos. Dünyadaki belki en popüler çiçeklerden birine adını veren kişidir Narkissos. Efsaneye göre dünyanın en güzel, en yakışıklı erkeği Narkissos Karaburun'da yaşar. Bizim Karaburun. Burada İzmir'de. Ve bu güzel ve yakışıklı erkeğe civarda yaşayan bütün kızlar, hatta periler bile aşık olur. Ama o hiç kimsenin aşkına karşılık vermez. Narkissos'tan yüz bulamayan perilerden biri Zeus'a, Tanrı Zeus'a yalvararak Narkissos'un cezalandırılmasını ister. Zeus da bu isteği kabul eder, perinin bu isteğini. Başkalarını sevmeyen kendisini sevsin der. Erkek güzeli Narkissos bir gün su içmeye gittiğinde göle eğilir, suda kendini görür ve kendi kendine aşık olur. Kendine bakma aşkına karşı koyamaz. Ve yine kendine bakarken bir gün işte aynı o kendine baktığı göle düşüp boğulup ölür. Hikaye budur. Hatta sonra şey de anlatılır. Narkissos'a aşık periler sevdikleri yakışıklı adamın cesedini sudan çıkarıp gömmeyi düşünürlerken sudan hiç bilmedikleri, görmedikleri bir çiçek çıkmaya başlar.